face to face, I found my pain beneath the lies and broken dreams. Lost the love I had in me, it tore me apart, fade away. I felt so lost, but I held on to what I had. For what it's worth, if you're feeling low, just know that you can. Yes, you can. There's life in love that you hold. Merhabalar, yeni bir Cats videosuyla birlikteyiz. Geçen yüklemiş olduğum videoya çok fazla beğeni geldiği için herkese çok teşekkür ediyorum. Umarız bu videoda o video kadar güzel olur. Benim çok hoşuma gitmişti, zaten videonun girişine yazmıştım. O yüzden sağ olun, 160'ı geçti. Şu anda videoyu çektiğim saat 22.52 ve de yarın bu video yüklendiği zamana kadar çok rahat 200 olacağını düşünüyorum. Şimdi teşekkürler. Şu anda şampiyonadan çıkmak için yeterli olan madalya sahip değiliz. Dolayısıyla dereceyle yükseleceğiz bu şampiyonadan. Ve de gövdede bir değişiklik yaptım. Bir tane mitalyas koydum. İki tane bıçakla alamadığım iki tane rakip oluyordu. Ama diğer türlü bu şekilde bir tane daha aldım. Bir rakip var. Hemen bakalım şampiyonaya. Şu anda beni tekrar almayı başarmışlar. Gövdeyi değiştirmişler yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım hemen. Haso Musu adlı bir arkadaş. Bu arkadaşı almak biraz zor çünkü bıçakla bayağı bir eser bırakıyordu. Fab, bunu iki tane bıçakla alamıyorduk. Şimdi almayı başarıyoruz. Devamında ise bu lazerli arkadaş alıyor bizi. Bunu hiç alma şansımız yok. Destroyer, bunu çift roketi bize vurur galiba. Evet, çift roketi vuruyor bunda. Galiba gerisini alıyor muyuz? Evet, geriye kalanları alıyoruz. 4 kişi, 3 kişi var toplamda alamadığımız. Yoksa, evet 3 kişi var toplamda. 6 dakika sonra bitecek. 6 dakika bitene kadar biz çete savaşını zaten yapmışız geçen videodan hatırlarsanız. Hemen şöyle bir daha bakalım. Aynen, tüm düşmanları da yemişiz. Süper ya gerçekten. Noma kutuyu şimdi açmayacağım. Bir sonraki seviyeye girersek ona göre kutunun içeriği yükselebilir. Çünkü şöyle düşünün. 24. seviyeye geldiğiniz zaman açık hale gelen kutular bırakın abi. Sonrasında prestige'e girin. Sonra okutuları açın bakayım. Karbon parçaları mı gelecek, tahta parçaları mı? Tahta parçalar. Dolayısıyla sonraki yükselmiş olduğunuz seviyeleri kutunun içeriği değiştiriyor diye inanıyorum ben. Şu seviyelerde bile. Dolayısıyla onu şimdi açmayı düşünmüyorum. Hemen o zaman biz bu dakikaya kadar ne yapalım? Hızlı dövüşten birkaç tane kutu kasalım, taç kasalım. En azından bu şekilde bir şeyler yapalım. Sadece bıçağın vurmasına izin vermem biraz kötü oluyor bizim için ama bizi alacaksın galiba ya. Bir tane vuruş daha ya, gerçekten inanılmaz. 1066 cana rağmen biraz kötü oldu. Bıçak bir yıldız. Balonu koymak için yeterli güce sahip olmam gerektiğinden ötürü bu bıçağı koydum. Bir yıldız, vuruşu az olan bıçak. En azından yine balonu patlatmada gerçekten muazzam derecede işe yarıyor. Umarız bu şampiyondan dereceyle yükseldikten sonra çete savaşında güzel parçalar gelir ve de yükselmiş olduğumuz bir sonraki seviyelerinde güzel bir şekilde ayrılırız. Artık ciddiyeti verelim bu hızlı dövüşe. Rastgele girmeyelim. Rakibe bakıp alıp alamayacağımızı kontrol edelim. Çok rahat alacağız. Şimdi artık daha yenilme olayı yok. Riskli olabileceğini zannettiğiniz kişilere girmemekte fayda var. Ben öyle rastgele gülüyorum. Ben o kadar dikkate almıyorum, ciddiye almıyorum. Ama şimdi alacağım. Bakalım. Şu anda bir tane zıpkın, bir tane şey var. Zıpkınla bizi çeker ve de kolayca işimizi bitebilir diye düşünüyorum. Bunu alacağız. En azından yan yatar. Vuruş da yapmaz zaten. Lovely. Sevimli bir arkadaş. Bunu da aldık. İkinci zafer serisi. Devam ediyoruz. Her 5 tane de bir tane geldiği için. Touch. 5'e kadar yanmamak gerekli. Buna girmeyeceğiz. Buna girebiliriz. Ne yapacaksın? Balonu kaldıramazsın. Zaten pompalım var. Mufasa. M'ye Salah'a benzettim. Nikini. Devam ediyoruz. 3,5 dakikamız kaldı. Bahis de oynayabiliriz ama... Ay, buna girmeyecektim. Ya abi. Bahis de oynayacaktık diye kelimesi ağzından çıktığı an buna girmiş oldum yani. Kötü oldu. Güzel parçamız olsa bahis için kullanabiliriz ama herhangi bir şey için çok iyi bir veren bir parçamız yok veya şöyle söyleyeyim.
Bazı parçalar %40, %45 bir şey için veriyor. Ama ihtiyacımız doğrultusunda bir parça yok. Dolayısıyla bahis oynamaya da gerek olmayacağını düşünüyorum. Alt garaja da şöyle bir bakalım. Alt garaja yeni güncellemeler falan gelmişti. Hemen bir lige katılalım abi. Bakalım değişen neler var. Evet, şöyle bir alet gelmiş. Hiç haberim yok. O ne öyle? Hedefe kilitleniyor galiba. Bayağı vuruş süresi uzun. Ya bunda da aynısından var. Bakalım ne yapacaksın? Bu ateşlemiyor galiba. Tabi canı yüksek olan arkadaşlar varsa tek bir atabilir bana. Devam edelim biz. İticisi var. Roketi var. Fluffy Bunny. Bunu da 20'de 20 yapıyorduk ya. Onu hatırladım. Bu arkadaşta da var. Merak ediyorum bakayım ne yapacak. Aa, şu anda çalıştı. Ama çok kötü çalıştı. Bakın şu ana kadar girdiğim rakiplerin çoğunda bundan var. Ama ne bileyim pek bir halta yaramıyor galiba. Neyse hepsinde olsun. Mitralyöz. İşte bunu seviyorum. Alt garajın mitralyözünün dönmesi çok hoş duruyor gerçekten. Bir kez daha devam. Mücadeleydi ya 20. Mumbles. Çok iyi. 1750 vuruş çifti roketi. Peki değil. Dondurma gözü. Dondurma gözü değildi. Donduran roket miydi? Her neyse önemli değil. Dondurma gözü o. Bıçağı diyorlardı. Ama hayır bu pek iyi olmadı. İşte bütün şeyler yine boşa gitti. Dövüştük gibi. Kaybetmeden ayrı zaten taşımız yok. Pek iyi olmadı bu. Derecenin değişmedi. Ne güzel işte. Bu derece iyi zaten. Alt garaja önem vermedim biliyorsunuzdur. 1 dakika 21 saniye kaldı. Bu dakika bitene kadar da ben şey yapmayı düşünüyorum. Şuradan bir... buraya girmeyecektim. Yanlış yere girdim. Yükseltmelere bakalım. Belki bir yükseltme falan yeni gelmiş olabilir. Yorumda olsa zaten bana söylerdiniz diye düşünüyorum. 192 tane yükseltme puanımız var. Ama yeni bir şey gelmemiş gibi. Yeni bir şey gelmemiş. Bataryam bitti şu anda. Bataryayı hemen powerbank'e takayım. Taktım. Vallahi en güzel bu yükseltmelerde şu güç alet çantasını çok seviyordum. %120 olayı da buradan geliyor. Başka buna gerek yok. Daha uzun bahisler. Yani o iki tanesi çok hoşuma gidiyordu. Gerisi yani. Böyle belli başlı yükseltmeler. Başka da gözüme takılan bir şey şu anda göremiyorum. Ben yine üst garajda takıldığım için alt garaj pek ilgilendirmiyor beni. 11 kişiyi alıyoruz tekrardan. Bir kişi bizi aldı. Hadi kalsın orada. Şu anda online olan sadece 2 kişi var. Hasso, Muso en altta. Hiç girmemiş oyuna. Kötü oldu onun için. 4, 3, 2, 1 artık bitsin ve yeni lige girelim. Yani şu anda yapabilecek olduklarımız bu şampiyondan çıktıktan sonra. Evet 9. seviyeye yükseldik. Ama bu hala burada kalıyor. Güncellemenin hatası. Kutuyu da burada verecek bize. O kötü. Zamanla verse güzel olurdu. Hadi ver kardeşim. Süper kutuyu bekledik. Geldi. Çok hızlı açtım. Orada bir sinsi gördüm. 3 şekeri var. Balon 2 yıldız. Mükemmel. Titan gövdesi 5 yıldız. Olağanüstü. Kullanılabilir mi? Neden olmasın? Ama biraz riskli kullanımı olabilir. Çünkü sen biliyorsunuzdur. Yeni gelen, daha önceden gelen kutuyu da açalım. Topuz geldi. 4 yıldızlı mütalyoz çok iyi. Bonus kutudan 5 yıldızlı scooter. Yani çok daha güzel parçalar gelebilecekken bunların gelmesi biraz üzücü tabi. Ne yapsam? Geçen videoda çıktığımız gövdeyi tekrardan bir denesek mi? 95 canı var. Bayağı kötüymüş. Bunun 148'e kadar çıkartmışız bunu. Bu dursun. Bunda işimiz yok. Topuzlar da şu anlık dursun. Ben şunu koyayım şöyle. Fazla vuran bıçak nerede? İşte burada. Şu anda girebiliriz. Hemen şampiyonaya girelim. Umarım merkez vardır. Şampiyonada geçen gibi olmayalım. Kesin çıkabilecek olduğumuz ligden. Kesin bir kişi yoktur. Aha var iyi. Biz sonradan katıldık lige galiba. Şimdi giriyoruz hemen. 2 tane balonumuz var. Chris ilk rakibi almayı başaracağız. Eğer herhangi bir durum olursa, vuruşta bir sıkıntımız olursa vuruşta artışa gidebiliriz. Ama hala da alamadık rakibi. İlk yardım seti bayağı işe yaradı. Bir kez daha vursa komple işimizi bitirecek. Neyse ki çift roketi yok. Hani 400 vursa bile çift roketi olduğu halde bizi çok rahat alabilirdi. Devam ediyoruz. Açta bu biraz sıkıntı.
Bu gerçekten sıkıntı. O zaman ne yapacağım ben? Ulan şu şekilde bıçak bizde olsa iki taneyi değil bir taneyi bile patlatılmaz yani adım gibi eminim. Şimdi şey yapacağız. Topuzları koyacağız. Hemen topuzları alalım. Belki bu sefer konumdan kaynaklanan bir avantajla gövde havaya kalkabilir. Öyle umalım biz. Can da belki daha fazla artmış olabilir ki. Bakalım. İki galibiyet var. Rakip değişti bu sefer. Şaka yapıyorsun. Vay be. Evet artık bu rafa kaldırılmış vaziyette. Çünkü rakipleri genelde bıçak var. Ve de hiç oralıklı olmuyorlar. Bıçak olunca tabii bizim iş yatıyor. O zaman ne yapacağım? Tekrardan bunları çıkartıp ana gövdeye bayağı bir şey yüklemesi yapacağım. Bunlar yine burada dursun. Bu yüksek olan. Yüksek olanı alayım mı? Yok yok şöyle yapalım. 95 2 gücü var. Böyle yapalım. Diğeri yok öyle yapmayalım. Sen gel. Sen şöyle gel. Sen de şöyle gel. Buraya bir tane daha balon koymamız gerekiyordu. Onu buraya koyalım. Şu anda tamam oldu. 4 gücü var. Öyle kalsın tamam. Şimdi şuraya da 2 tane topuzu koyalım. Mitaröz gelmiş miydi? 4 yıldızlı bir şey görmüştüm sanki. Güzel. Oo çok iyi. 4 yıldızlı metalü süper. Anlamadım. 9, 6. Öyle bir sıkıntı var demek ki. Ne yapsam ben o zaman? Şunu çıkartayım. Sen şöyle gel. 6 güç, 4 güç olan burada güzel. Ya illa ekleteceksiniz bana. Madem öyle ben şunu alırım abi. Ben sırf güç yetmeyecek diye o balonu oraya koymuştum ama. Şimdi istediğim gibi olduk. Böyle bir gövdemiz var. Bu kalsın mı? En azından topuzlarını değiştirebilirim. Veya silindir koyabilirim. Mitralözü de bir değişiklik yapabilirim. Pompalı ne durumda? 2 yıldız. 4 yıldızı koyabilirim. Forklift 3 yıldız, bizdeki 2 yıldız. Neredeyse gövdeyi komple değiştirdik. Gövde kaldı. Tekrar girelim. Şimdi Çete Savaşı. Yeni videonun başlangıcı buradan itibaren başlıyor diyebiliriz. Nuts. Bu arkadaşı hatırlıyor gibiyim. Ben de şu an müzik dinliyorum. Bizim dinlediğimiz müzikler farklı oluyor biliyorsunuz. Ben bilgisayardan ekliyorum müzikleri. Siz bu müziği hiç duymayacaksınız. Nuts. Bunu da aldık. Çok iyi. 11 dakika olduğu zaman şu anda videonun başlangıcından itibaren geçen süre. 6 dakika vardı videoya girdiğimizde. Evet. Bakalım şimdi ne yapacağız. İlk kutu. Yavaş açacağım. Roket. İtalyas. Şu anda beni kurtaracak olan parça... Veya gövde, balina gövdesi diye düşünüyorum. Çok güzel balina gövdesi beni buradan çıkartabilir. Çünkü 4 yıldızlı mitalyozu ben güç hali çantası, pardon. Saldırı hali çantası ekleri ve de yükseltme yaparsam zaten bayağı bir yüksek vuruşa ulaşacaktır diye düşünüyorum. Diğer türlü de canını yine yükseltme yaparak arttırabiliriz. Bir tane sağlık hali çantam var diye hatırlıyorum. Ve devamında da bir tane balon koyup bıçakla gelen balonu patlatıp kendi balonla rakibi kaldırıp o şekilde çıkmayı düşünebilirim. 5 yıldızlı testere yerine neden 5 yıldızlı balina? Gövde gelmesi her zaman parçalardan daha zordur arkadaşlar. Öyle bir olay var. Her zaman parçalar daha kolay geliyor. Esaslı bir gövde gelmesi çok uzun sürüyor. Holy Ghost. Güzel. Üçüncü seviye kutuyu çok hızlı açtım ve kamuflaj parçalar. E güzel. Hem bir test sürüşüne sokmak için yeterli güce sahip değil tabii ki. O zaman biz şöyle yapalım. Mesela sen gel. Sen de gel.
Piramit için can veren %120 topuzumuz var, o kötü tabii ki. Kaya abi, Kaya iki tane bıçak bir itici koy, tamamdır abi onun işi. Şöyle bir tane bıçak koyayım ben. Ne yapalım, bıçak daha koyalım, bir tane koyduysak eğer. Bir dakika, bunda vuruş fazla vardı, bunu alacağım ben. İki yıldızda hiç ona vuruş eklemeye gerek yok. Abi bir dakika. Bunun 8 gücü var değil mi? O kötü ya. Geriye 5 güç kaldı. Ya ben bunu kullanacağım zaten. Yani bu videoda ben bunu kullanmak istiyorum. 4 gücü olan bir mahlukat yok mu burada? 5 gücü var. Koysam 3 güç kalıyor geriye. Oraya da şunu koysam veya itici koysam. Itici de çok kötü ya. Bayağı bir can oynuyor. Neyse. Eğer itici koyarsam da bir yapışkan silindir. Yani hiç fena olmayacaktır. Ufak bir şey. Lan nasıl olmaz? Her neyse. Bu şekilde böyle bir dursun. Çok da kötü olmadı ha. Yine yükseltme falan yaparak şeyde şampiyonda şansımı deneyebilirim tabii ki. 14 rakibi almak çok zor olacaktır eğer öyle bir ihtimali varsa. Şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerden. İkinci gövde halen daha elimde mevcut. Bu arkadaşa bununla gidelim. Madem zıpkını var, çek bizi. Helalsin. Kamuflaj parçalardan gelse ne olur. Yani şu seviyede gelecek olan kamuflaj parçalardan bir mitralyoz, bir yıldız ne güzel olur. Sonra bir yıldız yine aynı şekilde. 5 yıldız roket bari kamuflaj gel. Abi bir dakika, benim ilk gövde boş. İleri dedim mi ben? Demişim harbi. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim size. Ben bu rakibi alacağım. Evet, vuruş olmadan alacağız. Belki dikkat çekmek namına bu kapağı, şey bu resmi bu kapağı koyabiliriz. Güm. Hiç alete bile gerek yok. Şimdi tabi burada işleri değişecektir biraz. O bunda bayağı bir değişecek. Biz bunu kesin alamayacağız. Pompalı vardı bunda, ya bunu da değiştirdim. Aa, üstüne de atlayamam ben bunun. Bunun bıçağı bile. Aa çok iyi. Süper hatta, süper süper. Peki buna sadece bir vuruşla alabileceğimiz 282. O çok güçlü. Bu gövde. Bence bu halde bile bizi alabilir bu arkadaş. Süper. Umarım 3. gövdesi sürpriz değil. Hiç bakmadım. Roket tek atar bence. Aynen. Güçlü bir kardeşimiz. Güçlü bir arkadaş. Ya o 566 ne diyorsunuz? Hayır ya. İki tane şeyi var. O bayağı sıkıntı. Şimdi hemen olayı da bir değişiklik yapacağız. Ne yapacağız? Şöyle yapacağız. İlk gövdem benim işe yaradı mı? Yaradı. İkinci gövde neredeyse hiç. O zaman ikinci gövdeyi değiştireceğim. Ne yapacağım? Titan. Oo bayağı güçlüymüşsün. Şimdi ben buna bir şey düşünüyorum ama pompalı koysam bayağı mal olur mu gövde? Oraya bir pompalı koysam aşağıya ne koyacağım ya? Böyle saçma gövde olabilir mi? Hiç sevmiyorum ben bu gövdeyi. Buraya da roket koyalım bari, ne yapalım? Arkaya da ne, hiç hoşuma gitmedi bu ya. Ben bunu sevmedim abi. Ben yine bunu kullanacağım. Koyacaksam pompalıyı buraya koyarım. Bıçak koymaya gerek var mıdır? Yoktur galiba, rakipte balon. Oo çok güçlü. Şey, çok fazla güç lazım. Bunu koysam mesela şu an 9 güç 18 mi? Anca ucu ucuna yeter ya, bu biraz sıkıntı gibi mi geliyor? Bir sonraki 5 gücü var. Ne güzel. Şöyle yapalım o zaman. İki güç var. Güzel. O zaman buraya şey koymaya gerek yok. Buraya da güçlü bir şey koyalım. En azından rakibe hasar bırakırız. Güzel. Şu anda ayarlamış olduk. Yalnız canım benim ne durumda? Canım çok iyi olur mu ya? 225. Şu an düşünüyorum.
Ne yapsam? Şu an bir şey yapmayayım ya. Tamam, böyle bir şey yapmaya gerek yok. Belki şu üçüncü gövdeyi o şekilde alabiliriz. Şimdi tekrar diyoruz. Umarım ikinci gövdesi tek atmaz bize. Şimdi ilk rakibi yine bunu alacağız. Ama bu sefer belki hızlı alabiliriz. Evet, hızlı aldık bile. Devam ediyoruz. Şimdi yine buna neyle gireyim abi? Bunda şöyle bir şey var. Bunda girsem en azından kötü olur ya. Ben yine hiç riske atmayayım. Bu şekilde yine gireyim. Bununla yine biraz vuralım. Umarım şu an kullanmış olduğum bu gövde saçma sapan takla atmaz. Duvara vurunca saçmalıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi. İşte bu. Süpersin. Güzel. Çok da malı bağlamadı. Balon olmadığı için çok rahattık bu maçta. Ne geliyor? Çok güzel bir sinsi geldi. 5 yıldız. 3 yıldızı Metalos. Güzel şeyler geliyor bu şeyde. Videoda. Bir kez daha bakalım. Şu an gövde 1 yıldız. Bu gelen 5 yıldız. 19 güç. Topuz içinde can veriyor. Yani bununla bile bir ihtimal olabilir şampiyonda. Bakacağız, bekleyeceğiz. Evet, şimdi şunu koyalım. Bunu öne koysam geriye 8 güç kalıyor. Bir bıçak da koysam ben. O bıçak bunda dursun madem. Bir şey olursa tekrar geriye koyabiliriz. Şu anda tamamdır. Her gelen parçayı kullanıyoruz, görüyorsunuz. Yani çete savaşında ilerleyince güzel şeyler gelinebiliyor. O ikinci gövde çok iyi. Şey, üçüncü gövde pardon. İkinci gövdesi de iyi. O zaman benim pompalıya ihtiyacım var. Ve de bıçağa ihtiyacım var. Onu nasıl yapacağız? Adamda balon var, bıçak var. Biz de aynısını yapsak. Ben de aynısını yapacağım ama balonum var mı ekstradan? İşte işin tarafı o, balonum yok. Şimdi bize şey lazım. Pompalı lazım. Mesela şu 8, 9 mu? Şunu da bir tane koyalım o zaman ya. Şunları satalım abi. Çok fazla kirlilik yapıyorlar. Dört yıldızlığı da şöyle alıp öne koyduk mu? Hızlı dövüşte bir test edeyim bakayım nasıl bir. Umarım çok saçma bir şey olmaz. Çok iyi. Hatta süper, benim çok hoşuma gitti. Şampiyona zorlayabilir. Yani şu an şampiyona zorlayacak bir sürü gövdemiz var. Deneme yanılma yaparak şey yaratabiliriz. Evet, şimdi gireyim mi? Eksik bir şey var mı? Yok gibi sanki. Var var, eksik bir şey var. Üçüncü gövdede iki tane balon. Ben buraya bıçak koyayım. Mitalyoz mal olabilir. Olabilir değil, kesin olur yani. O şekilde kaybeden hep biz oluyoruz. Çok nadir kazanıyoruz ama. Şimdi ilk gövdeyi hemen bizim ilk gövdeyle devirelim. Kaçarın yok, kalkacaksın. Yok artık, o kadar gövde yapma ya. Biraz tahmin ettim, o iki tane scooter balina gövdesi. Gerçekten bayağı güçlüymüş. Yanına yaklaştırmasın kesin bizi. Lan bir tane daha, Allah seni ne yapsın. Ben zıpkın alacağım. Abi bunu bile kullandıysak eğer işimiz yaş bu oyunda. Bakacağız. İkinci gövdesi. Bence bunu alırız ya. Yok artık, yapma ya. Aa. Arkaya koysam peki pompalıyı. O şekilde kazanma ihtimalimiz olur mu? Neyse, ben riske girmek istemiyorum. Hemen değiştirelim. Ne yapacağız? Seni alacağım buradan. Mitalos'u kullanamayacağız galiba. Sürekli bıçaklara oynayacağız bu rakipte.
İlk gövde böyle böyle duruyordu yanlış hatırlamıyorsam. Tamam. İkinci gövde buraya ben bıçak koyayım. Bari vuruşu da biraz olsun yani. Hah, buraya bir zıpkın koyacaktım ben. Şöyle. Düz gider, rakibi atar diye zannediyorum. Ve de buraya da bir tane bıçak koyalım abi. Mesela şunu koyalım. Şimdi düz durup durmadığını kontrol etmek için hemen hızlı dövüşe girelim. Bir. Yok artık ya. O kadar geri yatıyor musun? Kötü. Bu iyi olmadı. O zaman seni alalım şuradan. Sen de gel şöyle. Umarım böyle durursun. Durmazsan arka tekeri büyütmekten başka bir şey yapmam. Seni düz durdururum elbet. Kaçarın yok da. Yani yine biraz yükseğe çıkıyor ama idare eder. Şimdi. Üçüncü gövde tamam. İkinci gövde tamam. İlk gövde tamam. O zaman bir kez daha deneyelim bu arkadaşa. Bakalım şimdi ne yapacak. Evet video akıyor. 24 dakika olmuş. Şimdi bu arkadaş kalkmıyor demiştik. Evet orada yanılmıştık. Ona bununla girmeyi düşünüyordum. Yok. Ona şununla girmeyi düşünüyordum. Bu. Süpersin abi, mükemmelsin. Yani bu kadar olur. Yani kaya kullanma isteğimiz şimdiden görmüş olduğunuz gibi iptal oldu. Hemen arenaya başka bir şey koyacağım. Şunu bir kez daha bir deneyeyim ben. Az önce güzel sonuç almıştı galiba. Bakayım. Tamam az önce iyiydi. Yine yo çok hızlı hareket ediyor bu sefer. Tekrardan topuzları koymam lazım. Bu şart yani. Bunu o zaman ne koyacağım? Öyle bir şey var. Ha, bir saniye onları şöyle alayım ben. Buna topuz koyarsam ne olur diye bir düşünmem lazım. Hemen girip bakalım hızlı dövüşten. Süper. Çok kötü oldu gerçekten. O zaman öne bir tane topuz koyayım ben hemen. Hangisi daha düşük? 250 küsur can zarardayız ama olsun. Durur mu? Fena değil. Çok iyi. Ama adımda şey var ya, neydi adı? Pompalı var, bizi çok rahat yatırabilir. Yontaş da vermek istemiyorum ona karşı saldırı yaparken. Ne düşünsem? Şöyle bir şey yapacağız. İlk gövde zaten bu oyundaki gereksiz bir gövdelerdi yani şu anda savaş için. Dolayısıyla ikinci gövdede ne var benim? Böyle bir pompalı koymuştuk. Düşündüm. Az önce gövde için yaptığım kombinasyonu bunun için yapacağım. Bunun çok fazla güce ihtiyacı, cana ihtiyacı yok. Pompalı, bıçak, balon. En kötü yanımıza yaklaştırmayacağız zaten rakibi. Çok güzel. Hangi bıçağı koyduk biz? 4 bir tanesini koyalım. Artık sen de gel ne yapacaksan. Tamam. Bu gövdeyi piyasadan komple kaldıracağız. İki tane mitralözü alayım hemen oradan. Mitralözleri almaya gerek yok. Bir mitralözü buraya koyacağım.
Buraya da bir tane daha bıçak koymama gerek var mıdır? Bence bakın roketleniyor durumda. 248'e 100 bilmem kaç vuruyor. Bu 330'a 230. Biraz dayanabileceğimizi düşünüyorum en azından. Ve de buraya da ben ilk yardım seti koyayım. Tamam. Şu anda destemi ayarlamış durumdayım. Destemiz güzel. Hemen savaşa katılalım abi. Hadi bakalım. Şimdi ilk rakibi hangi gövdeyle alabilirim? Tabii ki şu an ilk ayarlamış olduğum gövdeyle. Hemen girelim. Güzel. İlk yardım seti çalışmadı galiba. Canımız pek artmadı. Evet şu anda gözüküyor zaten. Bu gövdeyi de ikinci gövdeyle alabilirim. Ki bıçak koyduk yani yatmayalım diye. Ya şaka yapıyorsun gerçekten ya. Lan zaten bıçak koydum ben oraya kalkmasın diye. Geri zekalı gövde. Nasıl olur ya? İlk gövde zaten işe yaramayacaktır. Titan Allah'a emanet. Gerçekten şaka gibi. Başka hiçbir şey değil. Arkaya topuz koysaydım belki önden biraz takılabilirdi şeyine. Tamam. Üçüncü gövde. İkinci gövdeye zaten bir şey yapamıyor. Üçüncü gövde Titan gövdesini komple kalsak oradan olur. Tamam. Tamam tekrar oturdu her şey. Her şey tekrardan oturması güzel. Bak seni bu sefer öne koydum. Eğer saçma sapan bir şey yaparsan harbi çıldırtırsın beni. Çok çok iyi. Süper. Artık seni alalım. 10 taş vereceğiz sana. Yapacak bir şey yok. Ama bu sefer yani %70 alırım ya. Tekrarla. Bu üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Artık mekan senindir. Hadi bakalım ne yapacaksın. Balonunu patlat bari. Ya harbi çok büyük salaksın ya. Ne gerizekalısın ya. İnanılmaz. Balonu patlatamıyor. Az önce gördünüz o video başladığımda. İki tane balon atıyordum adama. Aynı bu şekilde nasıl iki tane balonu patlatıyordu. Diğer türlü yine hiçbir halta yaramayacak bu. Buraya bıçak koysam olmayacak. Çıldırtıyorsun beni ya. İnat ettim mi abi? Seni alacağım. Hangi gövdeyi kullanıyordum? Bunu kullanıyordum. Ve geriye koysam olmaz. Buraya koysam olmaz. Düşüneyim. Geri zekalı gövde. İkisine de koyduk. Hiç oralıklı olmadı. Böyle bir şey yapalım. Ne yapacaktım? Balona gerek yoktu. Var mıydı? En azından can versin. Yo, can değil. Ağırlık yapsın. Ama arkaya mı ağırlık yapar bu sefer? Neyse onu ben bakacağım o şeyden. Şimdi pompalı yatarken gövde yatmasın da belki bu bıçak engelleyebilir onu. Tabi vuruş da yapamıyor. Neyse rakip yanımıza yaklaşacağını farz edelim. Zaten kayası var. Bir kez daha bakalım. Bir de adamın 3000 canı var. Öyle de bir şey var. Yanımıza gelene kadar çoktan öldürmemiz gerekecek rakibi. Neyse balonu patlatabileceğini varsayıyorum ben şu anda bu gövdenin. Umuyorum artık alırsın onu. Yılan hikayesine döndü vallahi. Ne yaptıysak alamadık. Bir yükseltme daha yapalım şu arkadaşa.
altınımız çok iyi de. Bunu kullanmak için nasip olmadı. İlk göğde fazla bile geliyor. Neyse ya, şimdi değsem bunu ya. Bunu da bir tane pompalı koysam nasıl olur? Sen geriye gelsen mesela. Sen şöyle gelsen. Bir dakika. 4 yıldızlı olan mitralyöz nerede? Hiç arenada bile yok. Sen şöyle gel o zaman. Yirmi gücü artması çok iyi. Görüyorsunuz zaten. Seni de koyacağım ya. Sen de gel. Ya şu şey, buna bir tane bıçak koyunca bu da mala bağlıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Neyse, yoksa aynı gövdeler mi? Yok. Biraz farklı galiba. Bakalım üçüncü gövde, birinci gövde, ikinci gövde. İkinci gövdeyi değiştik galiba, aynen. Şöyle yapacağım. Gövde ağır olur en azından. Abi giriyorum artık, yeter ya, sıkıldım. Bu sefer alalım seni artık, yeter de. Bir kez daha tekrarla. Görüyorsunuz. Giriyorum sana. Çok güzel. Mükemmel hatta. Ya balonuna sokacağım senin ya. Vallahi senin balonuna sokacağım. Ya ne saçma balonun var arkadaş. Yok abi, ben daha girmeyeceğim buna ya. Ben her şeyi yaptım. Ne biçim balon abi, anlamış değilim ya. Balonu patlatamıyoruz adam. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Yok abi, mümkün değil. Hiçbir şey düşünemedim artık, bitti. Daha da fazla şey yapmak istemiyorum. O zaman şampiyonaya bakalım. Hangi ödülü bakalım? Şimdi kafam da karıştı abi. Ne yapayım yani? Neyi koyayım şampiyonaya? Şampiyon için ayarlayacaksak sen çık, sen de çık. Sen gövde iyisin. Tamam, gövde güzel. Güçlü olan topuzlar da burada. Allah seni ne yapsın titan gövdesi. Abi adamın hileli balonu var galiba. Nasıl balon atıyorsa hiçbir şekilde patlatamadım balonunu. Oysa ki o kadar fazla güzel işe yarayan bıçaklarımız vardı o gövdeyle. İkinci gövdede. Yok abi. Abi 4 tane slotum olması lazım yani, o derece. Tamam, öne bunu koyduk. Bıçağı koyacağım, patlatacak sanki. Nerede bıçak? 4 yıldız olan, sen mi? 3 yıldız, pardon. Bakalım şampiyon için yeterli bir güç oluşturduk mu? İzberg Twink hemen yükselmiş. Bakalım yanına gelebilecek miyiz? Şöyle bir geriye geleyim de bakayım, video kaydetmiş mi, kaydetmemişse. Yani 35 dakikadan sonra kesiyor da. Devam ediyoruz. Hemen girelim. İlk rakibe girmiştik. Ne olduğunu görmeden çıkmıştım. Evet, girelim bakalım. 2052 canım varmış. Yok artık, o kadar sağlam mı ya? Bayağı iyiymiş. Bak ne güzel patlatıyor balonu. Ama diğer adam balonu öyle saçma bir yere atıyor ki. Bak patlatıyor. Adamda sıkıntı var. Evet, alamadığımız bir rakip var. Ne yapar ne eder, biz o rakibi alırız. Umarız bundan sonrakileri alalım. Sen ne yaptın ya öyle? Süpersin. Güzel, çok iyi. Tamam. O şekilde bir videom vardı. O search'ü o şekilde ben de kullanıyordum. Sıkıntı da yok. Hiç sıkıntı yok. Yeter ki çıkabileceğime inanayım. O benim için yeterli. Ono Mato Poje. Poj. Sen de bizdensin.
Cup of Korea. Nasıl okunuyor merak ediyorum. Bu sıkıntı olabilir bizim için. Ama şu anlık. Ne? Neyse artırırım ben bu işi. Ya bir şey yaparım ona. Tamam sen de bizdensin. Yani şu ana kadar çok üst düzey bir arkadaş yok. Hepsi bizden. En çok bundan korkuyordum. Bu Terminator gibi bir şey. Cat. Umarım sonraki kişiye girmişimdir ya. Girmedim. Hiç mi girmedim? Hiç girmemişim. Çok iyi. Abi çok güzel gidiyoruz. Umarız şampiyondan çıkarız. Çete savaşı canı cehenneme. Lanet olsun. Son rakip sürpriz olur. Chris. Harbi çıkıyoruz. Şimdi yapmamız gereken şey ne? Ölümüne boost. Bütün parçaları boostluyoruz arkadaşlar. En sevdiğim yer burası. Hemen gel. Sadralya çantası 3'ten olsa bile ben basacağım. Çünkü şu an yükseltebilecek her şeye ihtiyacım var. Şöyle de şunu boostla. Şu gövdeyi tıklayabilsem süper. Gövdeyi tıkladığım için sevindim gördünüz. 28 can. Çok kötü lan. Sen gel. Seni pislik herif. 40 can veriyorsun. 40 vuruş veriyorsun. Çok pardon. Sen de şöyle gel. 20 çok iyi. Sen de gel. Bir yıldız artık hiç vermiyor bile neredeyse. Hadi yükle artık oyunu. %40. Sen gel. Sen de gel. Herhangi bir artmış bunlardan? Hiçbir artmamış. Bir yıldız da bir yıldızdır. Gövdeyi arttıralım en azından. 20 can daha arttı. Biraz da vuruşa tekrar odaklanalım. Yapışkan silindir 4 gel. 40 daha arttı. 5 yıldız mı o? Har 5 yıldız. Artık biraz zor oluyor artmak muhabbetleri. 2 yıldızlı ilk yardım seti. 1 yıldızlı ilk yardım seti de geliyor şimdi. O da geldi. Artışlarda biraz sıkıntı olacak. Sen gel 3 yıldız. 20 daha arttı. 1000'i devirmek üzereyiz. Ben biraz daha gövdeye çalışsam o zamana kadar şunu satayım, şunu satayım. Bir tanesini koyayım. Salla gitsin. Para bitti. Para bitiyor artık. Yükselsem bir seviye. Satsam 466. O zaman dur. Koy ya. Yani biraz arttırdım. Bakalım bu yeterli olur mu? Yeterli olmasa yine bir şeyler yapacağım. Ama bence olabilir. 4 kişi almamız gerekiyor. Sadece just for player. Gir. Bence bunu rahat alırız ya bu sefer. Mi? Alamadık. Alamadık. Biraz daha arttırmamız lazım. Çünkü en çok zorlayanlardan biri oydu bizi. Umarım gövdesini başka kimse değişmez. Başka kimseyle uğraşmak istemiyorum çünkü. Her şeyi arttırdık. Bu şu şekilde kaldı. Ben yine bir şeyler satayım o zaman. Mesela piramitin camiri odursun. Sen gel. Artık bir yıldızlara satmaya başlayalım. Güzel. Bunları da sattık. Sen de gel madem öyle. Bunu 8 seviye mi yapmışız biz? Ha bu zor artar ya. 14 seviye artması bile bence bayağı kötü. 40 artsın bence süper. Hiç arttırmıyor ben sen. Yok. Titan oğlum gel. Gel gel gel. Bir alta yarayacaksın galiba. Para bitti. Para bitti. Şunu satalım. Seni de sattık artık abi kusura bakma. Sen gel. Sen de gel. Tekrar para bitti. Bir dakika. 4 güç dursun. Tamam. Siz ikinizi aldım. Sen 4 güç müydün? Bir tane daha mı var? Gel. Sen de gel. 4 yıldız pompalı. Vallahi koyuyorum abi. Sat. 1300 para lazım. Şu an çıkmam lazım. Vallahi yapacak bir şey yok. Şu an her şeyden ölmüş şampiyona. Do I dare, do I?
Hadi bakalım çıkart bizi artık. Seni alacağız. Bir dakika ne oldu? Lan ben ilk rakibi nasıl geçerim yanlışlıkla? İkinci gövde mi bomboş? Evet kader anı. Yüzleşme vakti. Umarım çok az canı kalır veya kalacaksa. Süper. Den 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 den. Bunu alamıyormuşuz. Ama artık alıyoruz. Çok iyi. İki rakip daha bu iş tamam. Süperiz. Süpersin diyecekken. Yapma bunu. Bir kişi çok milim canı kaldı. Bıçağı arttıramam. Tekrardan mitaloze odaklanmam lazım. O zaman 5 yıldızlı scooter'ı da artık koymanın vakti geldi. Görüyorsunuz hiç şeyim kalmadı. 5 parasızım. Ama burada bir gövde daha var. Parçala. Yalnız o gövde bana lazım olabilir. Bunu parçalayayım onun yerine. Yoksa o da dursun. Zaten bir altı yaramıyor. Yani parça satsam hiçbir şey vermeyecek. Ondan bahsetmek istemiştim. Bir vuruş daha. Sadece bir vuruş daha artması lazım. Yeterli olur mu bu? Zaten bir tane rakibe saldıracağım. Çok beklemiş olmayacağım dolayısıyla. Gel bakalım. Süper. Oh be. Sonunda şimdi bekliyoruz herkesi almak için. Evet bu videoda da iki seviye yükselmiş olacağız. Çete savaşı bayağı bir canımı sıktı ama güzel olacak. Güzel olacak. 24. seviyeye ulaştığımızda tahmin ettiğim her şeyi gerçekleştireceğim ve o zaman göreceksiniz. Milyon vuruşlar, milyon canlar. Eskiden olduğu gibi. 2 milyon vuruş, 2 milyon can. Her şey. 3 tane mükemmel gövde. Çete savaşında sürekli 10'da 10. Her şey. Her şey mümkün kılacağız. Bu bayağı bir korkutmuştu beni az önce. Hadi abi şundan çıkalım ve bitirelim abi. 2 seviye çok güzel olacaktır. Orka 1911. Bu da bizden. Dın 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 dın. One more tapoje. Sakın yükseltme yaptığını söyleme bana. Devam. Skapokria. Bu videoda gelen 4 yıldızlı mitaloz bayağı işimize yaradı. Bu videoda gelen yine kullanmış olduğum gövde tamamıyla şampiyona çıkmam için gerekli olan gövde. 2 topuzdan bir tanesi de bu videoda geldi. Yeni bir tane balonumuz geldi. Titan gövdesi geldi. Onunla yükseltme yaptık. 5 yıldız olması bizim bayağı işimize yaradı. Bu arkadaş neyse ki mitralyoz. Bari balon olsa o mitralyozun yerinde. Şey pompalının yerinde. Bıçak olsa abi ne balonu. Bütün işimiz bitmişti. Evet şampiyonadan çıktık. 14. dövüşümüzü de kazandık. Ve de 10. seviye. Süper. Kamufleş parçalara hemen ulaştık. Görüyorsunuz. Hemen şu topu seçelim. Süper kutuyu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Özledim seni Valina. Geç geldin ama bir alta yaramayacaksın. Zaten slotların berbat. Pompalı geldi aşağıdan. Ne var burada? Herkes tamamsa girelim tekrardan. Yarar mısın işe? Oo, çok fazla vuruyor bu arkadaş. Yapma bunu ya. Pompalı koyamam ben bir daha seni almak için. Careless. Bu da tamam. Balonu yoksa diğer türlü ben yine durdurabilirim rakipleri. Balon var mı ya millet? Aa bunda var mesela. Mesela bunu balon olmadan almak çok da zor değil gibi ama yani balonunu pompalıyla yine durdurmaya çalışmak biraz zorlar. Bu bakın bu bile yani illallah dedirtti bize. Yalnız şöyle bir kamuflajdan bir bıçak gelse. Hayır. Vallahi çok iyi gidiyoruz şu anda. 5 kişiyi daha almayı başardık. Kaya Koç izliyorsa bize selam olsun arkadaşa. Yalnız bu işte düz durdu. Her şey olsun bu adam düz durmasın. Tamam bu bizim için yeterli. Bunu almak pompalıyla mümkün olabilir. Belki mümkün olabilir. Umudumuzu yitirmeyelim.
tekrar bir kez daha denemek istiyorum. Müsaadenizle video uzun oldu. Ağır etiketlerini seç. King'i seçelim abi. Şöyle gel. Popalı. Sen gel. Hadi bakalım. Umarım işe yararsın. Umarım her şey güzel olur. Bekliyoruz. Ve giriyoruz. Ha, şu anda 40 dakikadır eğer video 40 dakika olduysa hep aynı şarkıyı dinliyorum. Sen şekil yapıyordun abi. Ne yapıyorsun şimdi? Sen miydin o? Evet oydu. Yok bizi çekme. Yok öyle bir şey yapma. Süper ya. Çok hoşuma gitti bu iki savaş. Pompalı olunca yani rakibin bize vuramaması süper. Hayır 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 hayır. Ya kötü bir şey bu ya. Aa ne yapacağız? Şimdi son bir hamle. Tam çıldırmalık bir hamle. Evet bunu yapacağım. Bu patlatır galiba balonu. Patlatır ya. Arkada çünkü. Alıyordum bizi. Kardeşim geçmiş olsun. Tamamdır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel video olduğunu düşünüyorum. Beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz.